İsmim Nuri Kurtuluş, rehber öğretmen psikolojik danışmanım. Milli Eğitim Bakanlığı'na, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Muratpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde 25 yıldır rehber öğretmen psikolojik danışman olarak görev yapmaktayım. 1978 yılında Antalya'da dünyaya geldim. 13 yaşına kadar normal bir çocukluk yaşadım. Yedikuyular İlkokulu'nda, ardından da Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda okudum. 8. sınıfın sömestr tatilinde bir elektrik kazasında iki kolumu kaybettim. Rahmetli babam inşaat ustasıydı. Onunla bazen inşaatlara gider, kendisine yardımcı olurduk. Bir gün yine böyle babama yardımcı olmak için yanında gittiğim bir gün, elimdeki bir demiri yüksek gerilim hattına dokundurdum ve hemen arkasından gelen kazayla beraber, elektrik çarpmasıyla beraber iki kolumu kaybettim. 45 gün hastanede yattım. Üst üste çok sayıda ameliyat oldum. Vücudumun 2/3 yanmıştı. Çok ciddi yanık tedavileri gördüm. Öğretmenlerim, 8. sınıftaki, ortaokuldaki öğretmenlerim bunu bilinçli olarak yaptıklarını düşünüyorum. Beni hastaneden taburcu olur olmaz okula çağırdılar. Yanık yaralarım iyileşmemişti daha ama yine de okulda derslere katılmaya başladım. Sınavlara girdim. Sınavlarda benimle ilgilenecek öğrenci bir arkadaşımı yanıma verdiler. Ben söyledim, onlar yazdı. O şekilde sınavlarımı tamamladım. 8. sınıfın hemen ardından ortaokul müdürüm beni Antalya Lisesi'ne kaydettirdi. Çok sahip çıktı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Antalya Lisesi'nde de rehberlik servisine sürekli gidiyordum. Çünkü rehber öğretmenlerim beni rehberlik servisine çağırıp okulda arkadaşlık ilişkilerimde, derslerimde herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığımı soruyorlardı ve her konuda bana destek oluyorlardı. Bu sırada mesleğimle tanışmış oldum. Rehber öğretmenlerle yaptığım görüşmelerde bu işin bana uygun bir iş olduğunu ve güzel bir iş olduğunu düşünmeye başladım. Antalya Lisesi'nden mezun olur olmaz üniversiteye hazırlık sürecinde çok ciddi çalıştım. Rehber öğretmenliği çok istedim. Ve üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandım. Mezun olduktan sonra ilk görev yerim olan ve halen de görev yapmakta olduğum, 25 yıldır görev yaptığım Muratpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne atandım. Burada psikolojik danışman, rehber öğretmen olarak çalışmaktayım. Her insanın içinde yaşamdaki bütün zorlukları aşabileceği bir güç olduğuna inanıyorum. Psikolojik danışma yoluyla da kişilerin, öğrencilerin, bireylerin, anne babaların sorunların çözümlerini görebilmelerini sağladığımızı düşünüyorum. Açıkçası engelimin de bana güç kattığını düşünüyorum. Çünkü görüşme yaptığım bireyler, eğitim verdiğim kişiler, öğretmenler, anne babalar benim yaşamda birçok zorluğu aşmış bir kişi olarak karşılarına çıkmamdan etkileniyorlar ve anlattığım şeyleri daha çok benimsiyorlar, içselleştiriyorlar. Dolayısıyla mesleğimde engelimin bana başarı kattığını düşünmekteyim. İşimi severek yapmaktayım. Hayatı ve öğrencileri çok seviyorum. Ve ömrümün yettiğince, sağlığım sürdüğü sürece mesleğimi yapmaya, öğrencilere, ailelere yardımcı olmaya çalışmak istiyorum. Daha önce görüştüğüm öğrencilerden karşılaştığım, örneğin tercih döneminde üniversite seçen bir öğrencim bana gelip hocam sizinle yaptığım görüşme sonrasında doğru tercihi, doğru mesleği seçtiğimi anladım. Eğer sizle görüşmeseydim üniversite sınavını kazanamayacaktım. Daha doğrusu üniversiteye yerleşemeyecektim diyenler. Birçok anne baba çocuğum sizinle görüştükten sonra problemlerini çözdük. Çok mutlu, başarılı diyen birçok anne babayla karşılaşıyorum. Açıkçası bu da bana hem özgüvenimi arttırıyor hem de motivasyon sağlıyor. Bu başarıların sonrasında daha başarılı olmak için gayret göstermeye çalışıyorum. Çoğu zaman insanların bir sorunla ya da bir problemle karşılaştıklarında bir kısır döngünün içine düşüp çözümü bulamadıklarını gözlüyorum. Ancak ben her insanın içinde tıpkı güneş gibi parıldayan, kendisine ve çevresine ısı ve ışık veren bir güç olduğuna inanıyorum. Bu gücü bulduğunda her insanın bütün problemleri aşabileceğini düşünüyorum. Ben güzel bir yolculuğa benzettiğim hayatta herkesin kendi ışığını bulduğu, kendisini, çevresini aydınlatıp ısıtabildiği, mutlu ve başarılı olabildiği bir hayatı yaşayabileceğini düşünüyorum ve herkese mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum.